Merhabalar, Karışımlarla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Kanalıma desteğinizi bekliyorum gençler. Hemen karışımlara bakalım. Karışımların özellikleri birden çok element ya da bileşiğin belirli bir oran olmadan rastgele yani arkadaşlar. Belirli oran bileşiklerde vardı. Burada belirli bir oran yok rastgele. Bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere ne diyoruz? Karışım diyoruz arkadaşlar. Karışımlar saf madde değildir. Bu çok önemli. Bileşikler ve elementler saf madde. Karışımlar saf madde değildir. Belirli sembol veya formülleri yoktur arkadaşlar. Elementlerin sembolü, bileşiklerin formülü vardı. Karışımların böyle bir şeyi yok. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini korurlar. Yani yeni madde oluşturmazlar arkadaşlar. Rastgele bir araya gelirler, özelliklerini korurlar. Karışımlar fiziksel yöntemler kullanarak bileşenlerine ayrılabilir. Bir sonraki videomuzda karışımların fiziksel yöntemlerle ayrılmasını anlatacağım zaten. Hemen arkadaşlar karışımlar birden fazla maddenin kimyasal değişim geçirmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım diyoruz. Karışımlar saf olmayan maddelerdir. Karışımları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Heterojen karışımlar ve homojen karışımlar. Hemen heterojen karışım Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafında eşit olarak dağılmıyorsa heterojen karışım olarak adlandırılır. Arkadaşlar eşit olarak dağılmamış. Bakın tek bir madde gibi durmuyor. Eşit olarak dağılmamış. Biri altta, biri üstte. Gibi. Maddeye bakıldığında birden fazla madde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Heterojen karışımda bakın üstteki ve alttaki birden fazla maddeyi görebiliyoruz. Heterojen karışımlara adi karışım da denir arkadaşlar. Birçok yerde adi karışımı görürsünüz. Homojen karışımlara gelelim. Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafında eşit olarak dağılmışsa... Bu tür karışımlara homojen karışım diyoruz arkadaşlar. Suyun içine bir miktar tuz atıp karıştırdığımızda tuzun suyun içerisinde tamamen dağıldığını görürüz. Homojen karışımların diğer bir ismi de arkadaşlar çözelti dedir. Bakın şurada baktığımız zaman arkadaşlar bir homojen karışımdır. Tek bir madde gibi görünür ve eşit bir şekilde dağılmıştır. Hemen örneklerini verelim. Homojen karışımı örnekler. Arkadaşlar tüm çözeltiler homojen. Su şeker, su tuz, su asit, su baz su, alkol, iyot karışımları. Tentrit homojen karışımdır arkadaşlar. Hava, çay, kola, soda, gazoz, kolonya, ter yine homojen karışımdır. Tükrük, gözyaşı, ham petrol, cam, alaşımlar, çelik, lehim, bronz, pirinç bunlar da homojen karışımlara örnektir arkadaşlar. Heterojen karışımların örneklerine bakalım. Demir tozu, kükürt tozu, su, tebeşir tozu, su kükürt tozu, su yağ, su talaş, su benzin, su demir tozu, su kum, su elma, armut, salata, çamurlu su, kum, çakıl, toprak, sis, süt, ayran, kan. Arkadaşlar şu üçünü genelde öğrenci homojen zanneder. Burada dikkat etmemiz gereken süt, ayran ve kan homojen değil heterojendir arkadaşlar. 3 en fazla hata yapılan 3 karışım. Arkadaşlar heterojen karışımı örnekler verelim. Zeytinyağı su karışımı bakın tek bir madde gibi durmuyor. 2 tane madde. Ayran arkadaşlar yine heterojen karışımı örnektir. Bakın şurada da ayranı görüyorsunuz. Çorba, meyve suları arkadaşlar bakın heterojen karışıma örnektir. Bakın sis de heterojen karışma örnek. Homojen karışımın örnekleri arkadaşlar tuz su karışımı. Bakın soda, bakın su, deniz suyu, bakın arkadaşlar sirke, kolonya yine homojen karışıma örnek. Karışım modellerine de bakalım arkadaşlar. Bakın iki tane madde bir araya gelmiş karışım oluşturmuş. Yine iki madde bir araya gelmiş karışım oluşturmuş. Bakın birçok madde bir araya gelmiş karışım. Yine karışım arkadaşlar. Bakın iki madde bir araya gelmiş karışım. Burada da farklı iki madde bir araya gelmiş, karışımı oluşturmuşlar. Arkadaşlar, etkinlik yapalım. Element mi, bileşik mi, karışım mı? 1'e baktığımız zaman arkadaşlar bir element, 2'ye baktığımız zaman arkadaşlar karışımdır. Neden karışımdır? Bakın, 1, 2 madde bir araya gelmiş, karışım oluşturmuş. 3'e baktığımızda yine karışım arkadaşlar. İki element bir araya gelmiş. 4'e baktığımız zaman arkadaşlar 4 bir bileşiktir, karışım değildir. 5'e baktığımız zaman moleküler element arkadaşlar. Elementtir. 6'ya baktığımızda yine moleküler element arkadaşlar. Tek bir madde. 7'ye baktığımız zaman yine moleküler element. 8'e baktığımızda yine moleküler elemente örnektir arkadaşlar. Arkadaşlar 2019'da çıkan bursluluk sorusunu çözelim. Bu kartların doğru sırala doğru olması için hangi örnekler birbiriyle yer değiştirmelidir? Bir öğrenci karışım türlerine ait örnekler kartlara yazmış. Buna göre tuzlu su, gazoz, ayran, hava. Arkadaşlar bu homojen değil heterojendir. Yanlış. Biraz önce de belirtmiştim. Hep öğrenci hata yapar. Bakıyoruz kolonya homojendir arkadaşlar. Yanlış. Kumlu su heterojen, çamurlu su heterojen, zeytinyağlı su heterojen. O halde hangi ikisinin yeri değiştirilmeli? Arkadaşlar ayranla kolonya yer değiştirilmeli. Bakıyoruz hangi şıkta var? Ayran kolonya yer değiştirirse öğrencinin yaptığı kart doğru olmuş olur. Cevabımız B şıkkı. Çözeltiler diğer bir ismi homojen karışımlara çözelti de diyorduk. Homojen karışımlara çözelti denir. Çözeltiler çözücü ve çözünen maddelerden oluşurlar. Arkadaşlar çözücü, çözünen bunları unutmuyoruz. Genellikle çözeltilerde miktarı fazla olana çözücü, miktarı az olana çözünen denir. Çözelti oluştururken çözücü tanecikleri ile çözünen tanecikleri aslında bir etkileşim gerçekleşir. Çözücü tanecikleri çözünen taneciklerin etrafını sararak çözelti içerisinde dağılmasını sağlar. Bu olaya çözünme denir arkadaşlar. Şurası çok önemli. Sulu çözeltilerde miktarı ne olursa olsun çözücü daima sudur arkadaşlar. Bakalım küp şeker, iki tane küp şeker nedir? Çözünendir. Su çözücüdür. İçerisine koyduğumuzda arkadaşlar karıştırdığımızda şekerli su bir çözelti oluşturmaktadır. Fiziksel hallerine göre çözeltilere bakalım. Arkadaşlar katı katı çözeltiler. Yani her ikisinin katı olduğu. Çözücü ve çözünen katıdır arkadaşlar. Alaşımlar katı katı karışımdan oluşan homojen karışımlardır. Çözeltilerdir. Nikel, krom, demir, karbon, paslanmaz çeliği, madeni para ve lehim de arkadaşlar katı katı çözeltilere örnek. Hemen sıvı sıvı çözeltilere bakalım. Çözücü ve çözünen her ikisi de sıvıdır arkadaşlar. Alkol su kolonyayı oluşturur. Su asetik asit sirkeyi oluşturur. Bu da sıvı sıvı çözeltilere örnektir arkadaşlar. Gaz gaz çözeltilere örnek. Hem çözücü hem çözünen gazdır arkadaşlar. Örneğin oksijen, karbondioksit, azot neyi oluşturur? Havayı oluşturur. Sıvı katı çözeltilere örnekler verelim. Çözücü sıvı, çözünen katı. Mesela tuz artı su, burun damlası yani tuzlu su. Şeker artı su, şerbet yani şekerli su da e, sıvı katı çözeltilere örnek. Arkadaşlar sıvı gaz çözeltiler örnek. Çözücü sıvı çözünen gazdır. Mesela oksijen su, deniz suyu, karbondioksit su, kola, e, kola, gazoz ve soda da arkadaşlar sıvı gaz çözeltilere örnektir. Bir tablo halinde verelim arkadaşlar. Sıvı katı burun damlası, saf suyla tuz. Şerbet arkadaşlar veya tuzlu su katı sıvıya. Sıvı sıvı kolonya ve sirkeye Sıvı gaz, gazoz, kola gibi Deniz suyuna örnek olarak verebiliriz Tablo şeklinde Hemen bir etkinlik yapalım arkadaşlar Şerbette çözücümüz su Çözünen nedir? Şekerdir Deniz suyunda arkadaşlar Çözücümüz nedir? Su Çözünen tuzdur Aynı zamanda deniz suda arkadaşlar Oksijen de vardır Kolonyaya bakalım arkadaşlar Çözücümüz su, çözünen alkoldür Gazoz da Çözücümüz su çözünen karbondioksittir arkadaşlar. Yani sıvı gaza. Arkadaşlar azot çö hangi çözeltide bulunur? Havada bulunur arkadaşlar. Çözelti türü ve çözelti örneği eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Arkadaşlar katı katı çelik doğru. Gaz gaz soda yanlış arkadaşlar. Sıvı gaz olacak. Bu yanlış. Devam edelim. Katı sıvı tuzlu su doğru. Sıvı sıvı alkol su kolonya doğru arkadaşlar. Hangisi yanlış? B B şıkkı yanlış. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi bir çözelti hazırlanmaz? Alkol su hazırlanır. Tuz su hazırlanır. Tuzlu su, alkol su kolonya, kolonya olabilir arkadaşlar. Helyum gazı, hidrojen gazı arkadaşlar gaz gaz çözelti olur. Un pudra arkadaşlar bu heterojendir. İkisi karıştırdığımızda heterojen olduğu için bir çözelti olamaz. Hangisi hazırlanamaz diyor. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar çözünme hızına etki eden faktörlere geçelim. Arkadaşlar çözünme hızına, sıcaklığı çözünme hızına etkisi yine bakalım ilk önce. Yani maddenin çözeltinin sıcaklığı arttıkça çözünme hızı artar arkadaşlar. Bununla başlayalım. Eşit miktarda su ve şeker kullandığımızda sıcaklığı yüksek olduğu bardakta çözünme hızı daha hızlı olur. Örneğin çay içerken arkadaşlar çayımız ne kadar sıcaksa ne yaparız? Biz o kadar hızlı şekeri eritiriz. Bakalım ikinci kapta çözücünün sıcaklığı daha fazla olduğundan çözünme hızı ikinci kapta birinci kaptan daha fazladır. Bakıyoruz 50 santigrat derece 20 santigrat derecede birer küp şeker attığımızda ikinci de daha hızlı çözünür. Çözünmenin, çözünenin tanecik e, büyüklüğünün çözünme hızının etkisi diğer bir ismiyle temas yüzeyinin arttırılması. Arkadaşlar temas yüzeyi ne kadar küçük olursa çözünme hızı o kadar hızlı olur. Yani burada 3 tane küp şeker 40 santigrat derecede suya yine aynı miktardaki 10 gram tuz şekeri e, tane küçük küçültürdüğümüzde toz şeker haline getirdiğimizde 40 gram suya attığımızda ikinci kapta daha hızlı ne yapacaktır? Çözünecektir. Eşit miktarda ve sıcaklıkta su bulunan iki bardağa eşit kütlelerde küp şeker ve toz şeker atıldığında toz şeker atılan bardakta çözünme hızı daha hızlı olur arkadaşlar. Tanecik boyutu ne kadar küçükse çözünme hızı o kadar hızlı oluyor. Üçüncüye bakalım. Karıştırmanın çözünme hızına etkisi. Aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda su bulunan kaplara eşit kütleli küp şeker atıldığında karıştırdığımız bardaktaki şeker daha hızlı çözünür. O halde karıştırmak çözülme hızını arttırıyor arkadaşlar. Doğru orantılı. Bundan dolayı çayımıza attığımız şekeri karıştırırsak hızlı çözünmesini sağlarız. Böyle çayımızı soğumadan içebiliriz arkadaşlar. Birinci kaptaki çözelti karıştırdığıda çözünme ikinci kaptakine göre daha hızlıdır arkadaşlar. Çünkü neden? Burada bagette karıştırılmış. Çözünmenin tanecik büyüklüğünü azaltmak, temas yüzeyini arttırmak, çözücünün sıcaklığını arttırmak ve kullanmak çözünme hızını arttırır arkadaşlar. Bu üç özellik çözünme hızını arttırır. Etkinlikle devam edelim. Eşit külleri şekerler X, Y, Z kaplarında suları kullanılarak oluşturacağımız çözeltilerin hangisi en hızlı hangisi en yavaş bakalım. Arkadaşlar 10 gram, 10 gram 10 gram, Bakıyoruz. 10 santigrat derece, 10 santigrat derece, 40 santigrat derece ve pudra şekilde. Baktığımız zaman arkadaşlar tanecik boyutu en küçük olan yani yüzeyi en küçük olan ve en fazla e, sıcaklığa sahip olan Z en hızlı çözülecektir. En yavaş ise bakalım arkadaşlar. Baktığımızda ikisi de. 10 santigrat derecede 10 santigrat derecede bu toz şeker bu küp şeker toz şeker daha hızlı çözünecektir. Küp şeker en yavaş çözünecektir. O halde en yavaş çözelti de y olacaktır. Arkadaşlar yine 2019 PBSde çıkmış soru, öğrencilerin oluşturdukları aşağıdaki düzenliklerin hangisi verilen deney değişkenlerine uygun olarak hazırlanmıştır? Bir öğretmen çözünme hızını etki eden faktörlerden birini gözlemleri amacıyla öğrencilerden deney düzeyi oluşturmalarını istiyor. Bunun için öğrenciler tablodaki deneyden değişkenleri veriyor. Arkadaşlar, bağımsız değişkenimiz yani bizim değiştirdiğimiz değişken... Bağımlı değişken bizim değiştirdiğimizde değişen değişken Kontrol değişkeni sabit değişmeyen değişkendi Biz neye bağımlı değişkenimiz ne çözünme hızı Peki bağımsız değişken Çözünen maddenin tanecik boyutu O halde çözünen maddenin tanecik boyutu farklı olacak Diğer her şey yani sabit değişkenler aynı olacak Bakalım arkadaşlar Tanecik boyutu farklı ama madde farklı aşıkı olmaz Tanecik boyutu farklı fakat miktarları da farklı arkadaşlar. Sıcaklıkları da farklı yine olmaz. Bakıyoruz sıcaklıkları farklı. Ee, onun için yine bu olmaz. Tanecik boyutları aynı olmaz. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar çözünme hızına tanecik boyutunu izlemek için tanecik boyutları farklı, miktarları aynı, cinsleri aynı, sıcaklıkları aynı. O halde hangisinden biz bu deney değişkenliğini bulabiliriz. Cevabımız D şıkkından olacak. Bakıyoruz cinsi aynı, miktarı aynı, sıcaklığı aynı, çözünen maddenin cinsi aynı. Fakat neyi farklı? Sadece tanecik boyutu farklı olduğu için D şıkkıyla bu deneyi yapabiliriz. Elektrolit olan ve elektrolit olmayan çözeltilere bakalım. Arkadaşlar elektrolit elektriği ileten demek. Elektrolit olmayan ise elektriği iletmeyen denir. Elektrik akımını iletilen çözeltiler elektrolit çözeltiler denir. Sulut Su, tuzlu su elektrik akımını ilettiği için elektrolit bir çözeltidir. Elektrik akımını iletmeyen çözeltiler ise elektrolit olmayan çözelti denir. Şekerli su elektrik akımını iletmediği için elektrolit olmayan çözelti örnektir. Arkadaşlar bakıyoruz, tuzlu su ampul ışık veriyor, o halde elektrolittir. Arkadaşlar sirkeli su, limonlu su, asitli su yine elektrolit çözeltilere örnektir ve elektrik akımını iletir. Alkollü su ve şerbet yani şekerli su elektrolit olmayan çözeltiye örnektir arkadaşlar. Burada ampul ışık vermez. Örneklerle devam edelim arkadaşlar. Yandaki kaplarda aynı sıcaklıkta birer litre su bulunmaktadır. Kaplarda aşağıda verilenlerden hangisi çözündüğünde her iki kapta da çözelti elektriği iletir. Yani her ikisi de elektrolit olacak. Şeker elektrolit değildir. Şeker karbondioksit değildir. Tuzlu su ve asitli su elektrolittir. Cevabımız C şıkkı. Asit şeker elektrolit değildir. Olmaz. O halde cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Derişik ve seyreltik çözeltilere geldik. Arkadaşlar derişik ve seyreltik kelime manasından da anlayabiliriz. Seyreltik çözüneni az demek. Derişik ise arkadaşlar çözüneni fazla demek. Seyrek, seyrekten de aklımıza gelebilir. Çözüneni yani madde miktarı az olanlara seyreltik diyoruz. Madde miktarı fazla olana derişik diyoruz. Oradan aklımıza gelsin. Çözeltiler hazırlanırken çözücü ve çözünen maddelerden belirli olanlarda kullanma zorunluluğu yoktur. Genellikle çözücüsü az çözüneni fazla olan çözeltilere derişik çözeltiler denir. Çözücüsü fazla, çözüneni az olan çözeltilere ise seyreltik çözeltiler denir. Arkadaşlar, baktığımızda 1, 2, 3'e baktığımızda arkadaşlar çözücüleri aynı yani suları aynı. Fakat baktığımızda burada çözünen en fazla 3'te olduğu için en derişik 3, sonra buraya bakıyoruz 2 küp şeker var, sonra 2. En seyreltik ise nedir? 1'dir. Verilen çözeltileri derişikten seyreltiye doğru sıraladığımızda 3, 2, 1 şeklinde sıralamış oluruz. Çözeltili, çözeltiyi deriştirmek için arkadaşlar yani çözünenini arttırmak için çözücü ekleyebiliriz veya çözücü çözücüyü ne yapabiliriz buharlaştırabiliriz çözüneni ekleyelim tuzlu su olduğunuzu tuz eklediğimizde arkadaşlar daha derişik hale gelir suyunu buharlaştırdığımızda yine derişik hale gelir. Peki tam tersi çözeltiyi seyreltmek için ne ekleriz? Çözücü ekleriz. Yani su eklediğimizde arkadaşlar ne olacaktır? Daha seyreltik hale gelecektir. Yani madde miktarı içerisinde daha az olacak. Örneklerle devam edelim. Yukarıdaki verilen maddeler kullanılarak hazırlanan çözeltilerin derişikten seyreltiye doğru sıralanmışı. Bakalım arkadaşlar. En derişik yani madde miktarının en fazla olduğu 10 gram şeker 50 litre su. O halde en fazla 3 olacak. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? 50 mililitre 5 gram daha sonra 1 en son arkadaşlar 100 mililitre 5 gram en seyreltik 2'dir. En derişik 3 1 2 hangi şıkta var? Adana'da var arkadaşlar. Cevabımız Adana olacaktır. Derişik bir çözeltiye aynı sıcaklıkta Etkilerden hangileri yapıldığında çözelti seyreltik hale gelir diyor arkadaşlar? Çözücü ile ilave etmek seyreltir. Çözünen ilave etmek hayır. Mesela tuzlu suya tuz ilave ettiğimizde derişik olur, seyreltik olmaz. Çözelti karıştırmanın herhangi bir anlamı yok. O halde arkadaşlar hangisi seyreltik hale getirir? Yalnız bir adana. Hemen bir soruyla devam edelim. Mete Bey tatlısına ideal lezzeti yakalamak için işlemlerinden hangisini yapmalıdır? Aşçı Mete Bey hazırladığı kekin üzerine şerbet dökerek şerbetli bir tatlı hazırlamak istemektedir. Kekin üzerine dökmeden önce şerbetin tadına baktığında çok tatlı olduğunu fark etmiştir. Yani nedir? Çok tatlı derişiktir arkadaşlar. Biz bunu ne yapmamız lazım? Seyretmemiz lazım. Şerbet içine su eklersek seyreltiriz olabilir. Şerbeti bir süre daha kaynatırsak hayır suyu azalacaktır daha. E, derişik hale gelecektir olmaz. Şerbete bir miktar daha şeker eklemek olmaz arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Yalnız bir yani su eklediğimizde olabilir cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre hangi öğrenciler bu soruya doğru yanıt vermişlerdir? Fen bilimleri öğretmeninin sınıfta sorduğu çözünme hızına etki eden faktörler nelerdir sorusuna bazı öğrenciler cevap veriyor. Arkadaşlar çözeltinin kabının genişliğiyle hiçbir alakası yok. Bu bir olmayacak. Çözücünün sıcaklığı etkiler. Sıcaklık arttıkça çözünme artar. Çözünenin çözücü ile temas yüzeyi alanı azaldıkça çözünme hızlanır olur. Çözeltinin karıştırılması olur arkadaşlar. Hangisi gizem, melih, semih? Hangi şıkta var bu? Cevabımız D şıkkında var. Cevabımız D şıkkı. Buna göre türleri aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Arkadaşlar zeytinyağlı su heterojen, su talaş heterojen, alkol su homojen arkadaşlar. Hangi şıkta var bu? Heterojen, heterojen, homojen cevabımız C şıkkı olacaktır. Grafik sorusuyla devam edelim. Bir çözeltide çözülme hızının zamana göre değişimi yukarıdaki gibidir. Bakıyoruz arkadaşlar birinci 0 1 bir aralığında değişmemiş. 1 2 aralığında çözülme hızı ne yapmış? Artmış. Hemen Sorulara bakalım. Birinci dakikadan sonra çözelti karıştırılmış olabilir. Olabilir arkadaşlar. Karıştırdığımızda çözünme hızı artar. Bir doğrudur. Birinci dakikadan itibaren kaptaki çözücü ısıtılmış olabilir. Evet sıcaklık artarsa çözünme hızı artar. İki de olabilir. 3. 0 ve bir dakika arasında çözelti herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Çözünme hızı değişmemişse herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hangileri doğrudur? 1, 2, 3 hepsi doğrudur cevabımız D şıkkı. Buna göre Selim ve Betül'ün yapacak yapacakları deneyler için kullanacağı kaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen yukarıdaki kaplar kullanarak diyor arkadaşlar. Çözücü miktarının çözünme hızına etkisi. O halde arkadaşlar çözücü miktarı ne olacak? Fazla diğer her şey aynı olacak. Baktığımızda çözücü miktarı 20 santigrat derece, 20 santigrat derecede 10 gram, 10 gram sadece çözücü miktarlar fazla. Yani 2 ve 3. Selim 2 ve 3 olacak. Selim'in 2 ve 3 olduğu sadece B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı ama diğerine de bakalım. Çözünmenin, çözünenin çözücü ile temas yüzeyi alanının çözünme hızına etkisi. Arkadaşlar her şeyi aynı olacak. Temas yüzeyi farklı olacak. Baktığımızda her şeyi aynı. 30 santigrat derece, 30 santigrat derece, 5 gram toz şeker, 5 gram küp şeker. Sadece temas yüzeyi farklı. 1 litre, 1 litre hangisi olabilir? 1 ve 4 olabilir. 1 ve 4 hangi şıkta var? Yine B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı olacak. Hemen arkadaşlar, yukarıdaki çözeltiyi bir durumdan iki duruma getirmek için yani derişik hale getirmek için. Buharlaştırırsak çözücüsü azalır, derişir doğru. Tuz ekleme doğru. Su ekleme seyreltik hale getirir. Yanlış. Hangileri yapılabilir? 1 ve 2 yapılabilir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar son olarak karışım kavram haritasıyla bitirelim. Karışımlar arkadaşlar elementler ve bileşikler her rastgele bir araya gelerek deyi oluşturur, karışımlar oluşturur. Karışımlar olabilir heterojen. Yani zeytinyağlı su, kükürt su, kahve, toz şeker karışımı birer heterojendir. Rastgele karışımdır arkadaşlar. Tek bir madde gibi durmaz. iki madde gibi durur. Diğer bir karışımımız homojen karışım. Yani diğer bir ismi çözelti. Elektrolit olan elektrit olmayan, elektrolit elektriği ileten, elektrolit olmayan iletmeyen. Seyreltik, arkadaşlar çözüneni az, çözücüsü fazla. Derişik, çözücüsü az, çözüneni fazla. Homojen karışımlara gaz sıvı, sıvı sıvı ve katı sıvı çözeltiler örnek vermiştik. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.